İyi günler Kuzey Kıbrıs. İyi günler Kıbrıs TV izleyicileri. Bir Her Şey Masada programına hoş geldiniz. Evet, nereden başlayacağız bugün? Ülke bir hafta sonunu geçirdik. İlke bugün pazartesi haftaya iyi bir başlangıç yapmak istiyorduk. Fakat dünyada olduğu gibi ekonomik kriz ülkemizi de, bırakın pandemiyi, pandemiden sonra gelen en büyük krizleri yaşıyoruz. Karış eylemde. Hayvancılar Birliği Cuma günü konuşmasını yapmış ve hükümete Salı gününe kadar bir müddet tanımış. O Salı gününe kadar tanınan müddetin de cevabını bugün saat 5'e kadar, 6'ya kadar hükümet Bakanlar Kurulu'ndan Hayvancılar Birliği bir cevap bekliyor. Arpaya zam gelmiş, mazota zam gelmiş, elektrik fiyatlarına zam gelmiş. Hayvancılar Birliği ekibiyle, yönetimiyle artık üretemiyoruz diye hayvanlarını Lefkoşa başkente getirip hükümete alın siz üretin diye serzenişte bulundular. Evet, bunları değerlendirmek için de bugünkü konu Hayvancılar Birliği Başkanı Sayın Mustafa Naimoğulları'nı davet ettik. Bu kadar çok sıkı günlerden geçtiğimiz, kendilerinin de bu kadar çok işlerinin yoğunluğunun içerisinde bizleri kırmayarak programımıza geldikleri için huzurlarımızda bir kez daha kendisine çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk Ali Bey. Nasılsınız diye sormayacağım. Çünkü nasılsınız diye sorarsam herhalde çok duyacağım sözler var ama İyi ki sorma. İyi ki sorma. Sağlığınız nasıl diye sorayım. Sağlık konusunda bir sıkıntımız yok. En önemlisi de odur. Zaten programa başlamadan önce dedim ya Ali Bey, sakın bana sormayın nasılsınız diye. Çünkü bu kadar olumsuz bir ortamda artık insanlar çekiniyor da sorsun birbirine nasılsınız diye sormaktan çekiniyor. Bak biraz önce siz saydınız. Ardı ardına bitmeyen zamlar bu kadar krizin içerisinde bugün pazartesi, pazartesi sabahleyin %40 arpaya zam. Bu pazartesi günleri öyle bir şey ki benim telefonum pilleri 2 defa 3 defa bitti, şarja koydum. O kadar sıkıntılı bir ortamdayız ki arpa zamını duyan üretici ne yapacağını bilmiyor. Bir yandan bakın geçen yıl bu zamanda 5.30 olan akaryakıt zamı 21 TL'ye geçti. Nerede baksanız %400'e yakın zam. Bunun yanında 0.92 kuruş olan elektrik zamı 2.7 oldu. %300 zam. Yem geçen yıl böyle zamanda 120 lira torbasıydı. Şimdi 320 lira bugünkü arpa fiyatından sonra 320 lira. Şimdi bu ortamda üretim yapmak zor. Geçen yıl Cuma günü bu konuda bakanlığa şunu ifade ettik. Artık biz bu şartlarda üretim yapmamız batmak demektir. Yani siz ürettik sonra batacaksınız. Bu noktada nasıl biz ayakta durabiliriz? Kolay değil. Onun faturasını ödemek de çok zor. O yüzden biz üretim kurulunun imzasıyla kendilerine ifade ettiğim şuydu. Üretim bir milli güvenlik konusudur. Yani hayvancılık, üretim eğer sizin açınızdan bu kadar değersizse demek ki siz bu ülkede gerçek anlamda gelecek konusunda bu ülkede üretim istemiyorsunuz. Çünkü sizin bir gıtlık olduğu zaman, bir sıkıntı olduğu zaman gıdaya ulaşmanızı sadece ithal ürünlerle siz bunu başaramazsınız. İşte bu pandemi döneminde bunu gördük. İşte daha sonraki dönemlerde bunu gördük. Ve bu konuda dünyanın her yerinde yerli üretim konulurken bizim ülkemizdeki yerli üretim düşünün siz sadece maliyenin bütçe imkanlarına bağlı olarak paramız yoktur. Destekleyemeyiz. Sütün fiyatını ve yükseldiyse satamayız anlayışıdır. Bu doğru bir anlayış değildir Sayın Esendağlı. Çünkü geldiğimiz noktada her şeyin maliyeti ortada. Herkes istediği biçimde her konuda zamını yapar. İstediği biçimde ham maddeci, yemci, efendime söyleyeyim devlet. Ve bunun yanında her konuda aldığınız her şeye döviz bazında katlanırken sizin ürettiğiniz ürün sadece birkaç kişinin insafına kalmış. Devlet size kaç kuruş verecek? Devlet size vereceği bu kuruşlarla siz bu üretimi nasıl devam ettireceksiniz? Nasıl bu ülkede üretim yapacaksınız? Üretimin şu anda hayvancı çiftçi tarlaya gelecek. Bundan sonraki süreçte
Bunun maliyetleri çok daha fazla. Siz bunları görmüyorsunuz ve bunun yanında akaryakıtı bırakınız, dönüyorsunuz. Bir de arpa zam yapıyorsunuz. Sabahleyin duyum aldık ama ben de arpa zamını dünden öğrendim. Ve defalarca aradım bakanlık yetkililerini ve Sayın Dursun Oğuz'u aradım. Kervanı açmadı. Bakanlık yetkililerine görüştüm. Sabahleyin de başbakanla görüştüm. Ve dedim ki yani yapılmak istenen nedir? Bu ülkenin köylüsüne, ötecisine kim sahip çıkacak? Kim sahip çıkacak? Yapılmak istenenin ne olduğunu bir de söyleyin dedim. Yani ne yapmaya çalışıyorsunuz? Kırsalda yaşayan insanlar üretirken ızdıraptan yok mu olacaklar? Yani bunu söyleyin bize dedim Sayın Başbakanım. Dedi ki bana Dursun Oğuz'dan görüşüp bu konuyu konuşacağım. Ve özellikle kendisi de bu sıkıntının farkındadır. Çünkü birçok üretici kendisini aradı. Bunu biliyorum ben. Ve bu noktada bakanlık kuruluna girip bakanlık kurulundan sonra görüşeceğimizi ifade etti. Ümit ederim ki bu bakanlık kurulundan sonra çok da ümidim yok. O söyleyeyim onu açıkla söyleyeyim size ben. Ümit ederim ki bir sonuç çıkar. En azından bu üretici ayakta kalabilir. Yani biz bu saatten sonra kar edelim, karlı bir iş yapalım anlayışa değil bu kriz dönemini. Birlikte özveriyle atatalım. Yani bunun yanında siz sadece kendi açınızdan bütçe imkanlarınızı düşünerek ortaya koyarsanız bütün anlayışlarınızı, o zaman bu ülkede hiç kimse hiçbir şekilde üretim yapamaz. Sayın Esen Dağlı, siz de köylüsünüz. Siz de üretimin içerisindesiniz. Allah aşkına ya, 320 TL torbası bir torba yemi kim alacak? 11 TL bir kilo soya, 7,5 TL bir kilo mısır, 3,5 TL bir kilo arpa. Ve bugün dünyanın en ucuz sütünü satıyoruz. Buna rağmen dünyada en ucuz süt. Bugün Hollanda'da 0,41 sent, 41 euro sent inek sütünün fiyatı, 1,5 euro koyun sütü, 1 euro yakın keçi sütü. Macaristan'da 0,39 kuruş, 39 euro sent inek sütü. Bizde ise geldiğimiz aşamada 0,30 sent. Böyle bir sistemle böyle bir olay olamaz. En pahalı girdi maliyetleri, en ucuz süt. Allah aşkına kim ayakta kalabilir ya? Bugün Avrupa Birliği ülkelerine destek çok. Avrupa Birliği ülkesi olduğu için çok cidden ona destek var. Bizim en büyük sıkıntımız Türkiye pazarı, Türkiye. Öyle bir durumdayız ki Türkiye'de süt fiyatı artarsa artacak. Türkiye'de destekler artarsa artacak. Türkiye'deki hayvancı ölürse öleceksiniz. Türkiye'deki hayvancı bazıları hayvanları bazlayacaksınız. Türkiye'deki üretimden vazgeçerse vazgeçeceksiniz. Yani bu anlayışla biz bir yere varamayız. Yani anlayış budur. Evet. Şu anda geldiğimiz nokta şudur. Sabahleyin ortaya konu neydi biliyor musunuz? Türkiye'deki süt fiyatı artmazsa biz nasıl bu sütün fiyatını artıralım? Neye satacak bu sütü? Dedim ki bugün üretilen sütün bugün üretilen sütün 150 ton Türkiye'ye gidiyor. Sizi programa davet ettiğim gün cuma günden biraz araştırma yaptım. 1 Haziran 2021'den 7.90 TL küçük baş sütünü üreticiden ödeme yaptı devlet. 7.90 bugüne kadar. Keçi sütü. Büyük baş sütünü de Haziran 2021'den 4 TL. Bugün olabilecek olan fiyatın nasıl 4 TL? Üreticiye ödenen. Nasıl 4 TL? 6.30. Bugün son fiyat? Bugün 6.30. Şu anda? Evet. Geçin onu ya siz. Şu andaki fiyatı mı soruyorsunuz siz? Evet. Şu andaki fiyat 4.87'dir. Tamam işte. 4.87 olacak şu anda benim aldığım istihbaratlar. Öyle bir şey yok ya. Biz aylardır Kasım 15'in aralıktan belli 4.87 diyor. 13 TL olacak küçük baş süt. Sayın Esen Dağlı anlamadınız siz genel olayı. Biz Kasım 15, Aralık 1, Aralık 15'te 3 defa arka arkaya 1.80 kuruş büyük baş sütüne aynı oranda %17-21 orantısında küçük baş sütüne de orantıyla zammadık. Neden zammadık? O dönemdeki yem fiyatlarına bağlı olarak zammadık. Evet. Seçimden önceydi bu yapılan. Daha sonra gelişen aşamada ve o gün yaptığımız zamlamadan sonra büyük baş sütü 4.87 taban fiyat. Küçük baş sütü keçi sütüne 90 kuruş destek. Koyun sütüne 1 lira destek olmak şartıyla keçi sütü 8.91'i de 90 destek 8 lira.
Konu üzüldü. 11.48 bir liraya destek olmak şartıyla 10.48 ve ortaya koyduğumuz fiyatlar bunlar dedi. Şimdi geldiğimiz noktada 90 kuruşta keç. Ortaya koymuş olduğumuz 6.35 neydi biliyor musunuz? Siz duydunuz herhalde 73 kuruş artış yaptılar süde. Bizim sabahleyin duyduğumuz buydu. 73 kuruş artış yapıldı sütün üzerine diye. 6.30 yani taban fiyat ne olacak? 6.30'dan siz 70'i çıkarttığınız zaman 5.60, 3'ü çıkarttığınız 5.57. 5.57 taban fiyat olacak üreticiye. 70 kuruşa destek üzerinden ne olacak? 73 kuruşa destek üzerinden 6.30. Evet. Bunu ortaya koyuyorlar bunlar şu anda. Ve arpayı da damlıyorlar. Ya Allah aşkına bu fiyatın sana siz bir kilo yem alamazsınız. Bu fiyata siz bir kilo yem alamazsınız. Yahu siz kocaman bir hesap yapsanız 20 kilo süt veren bir ineğin 15 kilo yem yediği zaman aldığınız süt fiyatı 15 kilo geri karşılamaz. Bu evde yaşlı insanların eskiden belli olan insanların yanmış olduğu hesabı yapsanız bu bellidir. Yani siz sadece bununla bile siz 20 litre süt veren bir hayvanın sütüyle o yemi karşılayamazsınız aldığınız yemi. Ya bunun silajı nerede, salosu nerede, efendim elektriği nerede, işçiliği nerede, mazotu nerede, bilmem neyi nerede. Sayın Başkan size, sizinle konuştuklarında diyorlar ki size gönderilen ve size söylenen bugüne kadar arpa sübvansiyesi 235 milyon verildi. Bize mi verildi? Hayır. 235 milyon arpaya sübvansiye verildi. Kime verildi bu? 68 milyon Korona'dan kesintilerinden verilmiş. 167 milyon de tarım bütçesinden ve şu anda tarım bütçesi açık verdiği için şu anda yem yani arpaya gelecek olan zammı sübvansiye edebilecek tarım bütçesinde paralarının kalmadığından şikayet ediyor. Ben bu kelimeleri çok tam ediyorum ya. İktidar duymadım. Yıllarda duyuyorum ben bunları. Evet. Her gelen bakan bunları söyle zaten. Kalmadı paramız. Allah aşkına verilen bu para hayvancıya mı verildi? Bu para aslında bize verilmeseydi devlet bunları hayat pahalılığına satacaktı. Bugün hayvan insandan tüketmiş olduğu temel gıda maddesini yansıyacaktı. Bunu verirken bana eğer yapmayaydın herkesin maaşına %100 azam gelecekti. Neyle ödeyecektin bunları? Sen bugün hayat pahalılığı neye göre Sayın Esendal hesaplanır? Hayat pahalılığı temel gıda maddesinin oranına göre hesaplanır. Ve temel gıda maddesi bugün eğerim çok fazla artmamışsa bu ülkede halen daha ne onlar da 55 liraya 60 liraya hellim varsa 55-60 liraya hellim varsa o vermiş olan arpa desteğinden dolayıdır. Ve verilen desteğinden dolayıdır. Bugün geldiğimiz noktada yani sonuçta devlet hem tüketiciyi hem üreticiyi düşünerek bu sübvansiyeleri yani bu para bize yansımadı. Bu para aslında piyasaya yansıdı. Ve tüketiciye de yansıdı. Devletin bütçesinden çok daha fazla para ama size yaptı. De yansıdı. Eğer devlet sübvansiye bana yansıdı, şöyle yansıdı. Söyleyeyim ben size. Yani arpanın etkisi eğer fazla olaydı, besicilikte, efendime söyleyeyim, süt sığırcılığının dışındaki hayvanların beslenmesinde çok daha büyük ağır tablolarla karşı karşıya gelebilirdik. Ama yani ben arpayı da seyreder, da şikayetçiyim diye olay değil. Doğruyu konuşmak lazım. Yani devlet bütçesinden 188 milyon lira para çıktı desteklemek için arpayı bugüne kadar diyelim. Veya 200 kaç dediniz siz? 235 milyon. Hayır sabahleyin bana söyleyin 182 milyon. 167 milyon tarım bütçesinden 68 milyon da korona kaleminde. Tamam yani bu arpanın desteklenmesi bugüne kadar özellikle senin halkının ucuza süt ürünlerini tabii ki bu ne kadar yansıdı? Bazı reyonlara yansıdı bazıları yansımadı. İçme sütüne yansımamış olabilir. Hellime bazı marka şeylerde yansıdı. Ama tabii ki imalatçılar sonuçta Sayın Esendağlı hesabı kitabı yaparken ne var adam? Aldığı süre bakmaz. Elektrik zamanı kor, içiliği kor, her şey kor. Yani herkes bir malı ortaya koyarken bütün maliyetlerini maksimum olarak ortaya koyarak hesabı yapar. Ama siz ne yapacaksınız? Bugün birlikte sütün maliyeti bunun için bakınız 320 TL ise yemin torbası bugün bir litre sütün maliyeti hesap edildiği zaman eğer siz bunu 1.30 ile çarparsanız 8 liradır. 8 liradır taban fiyatı. Taban fiyatı 8 liradır. Koyun sütü 15 lira, keçi sütü 13 lira civarındadır hesap edildiği zaman. Siz
Bana derseniz ki ben size 73 kuruş artış vereceğim, bana geçerseniz bizimle, burada bir sıkıntı var. 8 lira tamam ver dedim, minimum. Arpa geri çekilse dahi bugün için 7,5 liraya yakındır. Bunun 7,30'du. Tabii şimdi yalnız arpayı söylersiniz. Bekleyin. Ben sana yemiyorum burada. Ne evet. De burada karakız zammı? Elektrik zammı? Ne de elektrik zammı? Ne de burada işçilik zammı? Ne de burada diğer maliyetler? Bunlar nerede ya? Bunlar nerede? Yani biz bunları hiç mi sayacağız? Tamam ya, biz diyoruz ki en azından bu sıkıntılı dönemi geçene kadar adam gibi bir fiyat ortaya çıkarınız. Adam gibi bir fiyatla bu işi devam ettirelim. Ve sürdürelim. Biz de biliyoruz. Şimdi biliyor musunuz siz? Hayvancı daha süt bedelleri geçen ödendi. Onun da %89'unu ödendi. %11'i eksiktir. Çarşamba günü geri kalan ödenecek. Mesele şudur. Sayın Sendralı, siz aldığınız süt parasıyla her şeyi şimdi peşin almak zorundasınız. Bütün kapılar kapandı. Bütün kapılar kapattılar. Her gününde Toprak Öneri Kurumu ödemezseniz %3 kamu olacakları yasasıyla ilgili olarak otomatikman ödüyorsunuz faizi. Devleti kurumlarıdır bunlar. TÜK, TÜTEK. Devleti kurumları, iki kurumu ayrı ayrı çalışır. Tarım Bakanı da orada oturur. Kurumları çalışması böyle mi olması lazım ya? Sen onu o şekilde mi organize edeceksin? Bu insanlar bir daha ekstra faiz ödemesinler. Bu bir. İkincisi, ham madde almak istersiniz. Tüccar ararsınız. Mal yok veya mal az ama peşin. Doların kuru 14, 15,5. İstersen al kuzum desen ha. Almasan da alma. Peşin ödeyeceksiniz. Satın hayvanları gidin peşin alın. Onu da alabilirseniz. Bu üretimden kopmadır Sayın Başkan. Ya bunda akaraki de mayıyorsunuz istatına. Bakarken de borcun var mı? Önce borcunu öde. Peşin de al. Çünkü bu hükümet belli değil. Yarın akaraki de bir daha zam yapacak. Ben ne yapacağım der. O da peşin ister parayı. Sayın Başkan, hükümet midir yapan bu zamı? Akaraki de. Evet. Ya akaraki tamam. Burada da yanlıştırlar ha. Bak burada da yanlıştırlar. 139 dolar varel bazında akaryakıtın fiyatı. Sen aldın akaryakıtı 139 dolara 20 milyon lira fazla para verdin. 300 lira akaryakıt düştü 117 dolara. Şu an 109 dolardır akaryakıtın varel bazındaki şeyi. Sen şimdi aldın bunu bizi mağdur ettin. Sen şimdi bunun bedelini kime ödettin? Bizi ödettin. Al şimdi düştü. Ne düşünmesiniz? Bekleyecek, bu bitsin. Öbür gemi gelsin. Belki o zaman düşer. Sen bana korkana 6 lira koyacaksın. Yarın bu 109 dolara düştü. 109 dolara düştü. Kaç para çıkaracaksın bana bunu? 2 lira. 3 lira düşecek aşağı. Bu da bir mağduriyettir. Fiyat istikrar fonuna bugün Maliye Bakanlığı 20 kuruş keserdi. Yani diyelim ki akaryakıtın fiyatı 20 lira 70 kuruştur. Şimdi bunu 50 kuruş yaptı istikrar fonu. Ya sen maliyeye para kazandırasın diye. Habire yüklenin üzerine. Akaryakıtın buraya maliyeti 12,5 TL'dir. 12,5 TL maliyeti vardır. Şu anda bizim buradan aldığımız 21 lira. 7,5 bir daha burada 8,5 lira nedir ya bunlar? Üzerine koyarlar fondur bilmem nedir bilmem nedir. Herkesin karıdır. İstasyon karıdır. Habire geliyor üzerine katlanır bu fiyat. Katlanarak gelir. Sadece sen de alın. Şu anda 109 dolardır dünya borsalarında. Olması gereken fiyat 15 Sayın Başkan. 15 TL'nin altında olması lazım. Sayın Başkan, buna katılmakla birlikte yalnız o söylediğiniz bir önceki şeyiniz de doğrudur. Ülkede mazot de istasyonlarda kalmayınca acilen verilen tedarikçi firmalardan ki bugün baktığımızda diğer iki tane tedarikçi firma vardır. İsim söylemeyeyim, reklama girecek. Bu tedarikçi firmalarının birinin daha gemisi gelmedi. Bak benim demek istediğim ayrı değil. Anlamadın. Hayır, anladım yo, ben. Ya bak, dinleyin beni, ne diyeceksin? Bak oradan gemi alındı. Akaryakıt alındı oradan. Oradan ama alınır ki. Ama bize verilmeden önce. Evet. Bak bize verilmeden önce akaryakıt. Dünya borsalarında düştü fiyatı. Daha fiyat açıklanmadan önce düştü. Fiyat açıklanmadan önce düştüyse eğelim sen. Duracaydın. Ne diyorum bunun maliyeti? Bu kadar yüklemeyelim ben üzerine bunu. 3 tane yükleyelim, 2 tane yükleyelim. Ya ben gelin bakalım ne olacağını göreyim. Tedarikçi ama firma. Ama sen tedarikçi firma ne kadar ödediyse hepsini bize yansıttın. Sen eğer devletsen burada, hükümetsen sen de burada. Dedin hadi ben 10 milyon da benden size destekleyin hayvancıyı, çiftçiyi. Daha benzine 3 lira koyacaksın. Yes. Yıl üzerine 6 lira koyacaksın. Yapılması gereken buydu. A,
Ayıp evet. ya. Böyle bir şey olamaz ya. Tedarikçi firma. Yapacaksın sen bunu. Ezmeyeceksin bu insanları. Ezdiksen bu insanları şimdi. Ezmeyeceksin sen. Yani benim vanım var bir tane van. Benim vanım var gezerim köyleri böyle. Eski bir vanım vardır. Köyleri gezerim. 300 lira vurdum kendine. Keserdim ben bir hafta. Bunu sabahleyin boşandı. Gittim ben ciğer içinde de vardı ha. 800 lira. 1100 lira koydu bana içine. Dedim ben tamam lazım boşver artık ya. Yani bunu kim ödeyecek ya? Bir bana doldurmak için, olmak için 1100 lira olduğunda ben nereye gideceğim, ne yapacağım ya? 6000 lira asgari ücret vardır, bu insanlar ne yapacak ya, nereye gideceğim? Sayın Başkan, ekonomi yapının oluşmamasıdır bu. 4000 liradır. E nereye gidecek biz yani? Bunu görmüyorlar mı? Bugün biçer... Yani sadece oturup bakanlar kuruluna, bakanlar kuruluna çıkıp diyecekler, Maliye Bakanı Sayın Atun diyecek ki, yani paramız yok, bizim elimizde olmayan sebeplerden dolayı, tamam da siz bu görevlere gelirken, bu görevliyi talep ederken ne dediniz? Hayvancıya akaryakıt fiyatlarını yarı yarıya düşüreceğiz. Hayvancıya gübre fiyatını yarı yarıya düşüreceğiz. Dediniz, o yer aldınız. Şimdi de demek ki de siz tersini asla söylediniz. Hayvancıya akaryakıt fiyatını çifteleyeceğiz demek istediniz. Anladım ben. Ya öyle olmaz böyle bir şey ya. Bıraktınız bizi, mağarada bıraktınız bizi. Dediniz ya ne yapacağız görünüz ya. Olamaz böyle bir şey. Yani bugün kırsalda yaşayan insanlar, üreten insanlar her zaman yani bu ülkede katma değer sağlayan insanlardır. Biz 5000 kişiyik, ailemizle beraber 15000 kişiyik ama biz 50000 kişinin, 60000 kişinin karnını doyururuz bu ülkede. Sen nedir ya konuştuğunda sen ben seni arayacağım. Sana diyeceğim ki yapmayın bu zamları. Ben seni arayacağım. Biz size de söyleyecek birlik olarak diyecek durun be arkadaşlar. Vazgeçin bu işlerden, bu zammadan vazgeçin. Canlı yandı bu insanların diyecek. Sen de geleceksin bana. Nerede bulacağım? Para nerede var? Bizim paramız var. Sıkıntı büyük. Tamam ona sıkıntı büyük. Yudumlayın kahvenizi. Ya, sıkıntı ya sen, büyük. Sayın Esendağlı. Bakın. Canımız yanar ya. Vallahi bilin ben böyle bir tabii. Tamam savaş var. Tamam. Pandemi yaşadık. Ardından efendime söyleyeyim. Döviz krizi yaşadık. Ardından bir de zamlar geldi. Ya biz ne kadar bedel ödeyecek Sayın Esen'den ya? Tek bir şey soracağım size. Sizin bugün önerdiğiniz süt fiyatlarında yükselme çıkmak zorundadır. Çıktığı takdirde imalatçı sütünüzü alabilecek mi? Burada en büyük sıkıntılardan bir tanesi yaşadığınız bu değil midir? Sayın Esen'den haklısınız. Yani siz de bunu bilir. Alacak mı almayacak mı? Evet. Olay budur. Şimdi bakınız. Bu işler inadıyla, kavgayla, dövüşle tabii ki olmaz. Evet. Ben bunlara ne dedim? Ben arkadaşlar bu sütün maliyetini çıkaralım. Diyelim ki bir sütün maliyeti budur. Ha diyeceksiniz ki bana imalatçı Türkiye pazarını alamayacak. 150 tondur, 100 tondur. Bunun bedelini öderik biz. Gerçek maliyetini çıkarsın. Biz bunun bedelini ödeyecek. Nedir oğlum? 100 ton azalacak bu süt. 100 ton her üretici bir miktar azalacak. Veya dökecekse dökme de benim açımdan çok da şey değil ama gerekirse de biz bu sütün bu miktarını vermeyeceğiz bu kadarını. 400 ton satacağız da 400 ton satacağız. 350 ton satacağız. Ama gerçek anlamda fiyat ortaya konacak. Ama sen bana diyeceksin hem az vereceksin fiyatı hem de diyeceksin bana efendime söyleyeyim bunu da yap. Hem de efendime söyleyeyim imalatçı almayacak tamam. Ben bunları yıllarca yaşıyorum. İmalatçı zaten almayacak. 5 kuruşta yapsanız, 3 kuruşta yapsanız göreceksiniz almayacak. Bakın bugün birkaç gündür imalatçı süt arabına yüklendi. Ne için biliyor musunuz? Zam gelirse süte 3-5 gün bizim burnumuzu sürtsün diye söyledi ha bunu. Biz de zaten canımız çıktı ya. 3-5 gün almasan da 10 gün almasan da zaten bizim canımız çıktı. Siz de bizim canımızı çıkarırsanız çıkarınız. Günün sonunda bilecek ki bu imalatçı Nisan ayında, Mart ayı, Mayıs ayı, Haziran ayı geldiğinde o zaman ne yapacak? Otelleri ne verecek? Arap pazarına ne verecek? Türkiye pazarına ne verecek? Neyi bulayak versin? Neyi bulayak versin? Zaten devlet de böyle... O da batacak. Devlet de... O da batacak. İmalatçı. Devlet de rahat edecek. Devlet de imalatçıya bir hesap, bir kitap yaptım. Yani yaptığım araştırmada 24 milyon teşvik veriyor. Yani bu da neye geliyor biliyor musunuz? Süt ürünlerinden üretilen gerek hellim, gerek peynir, gerek kaşar ne üretiliyorsa, ihracat yapacaksa kilo başına 2 TL veriyor. Sayın Esendağlı, dünyaya gidin ya görün Avrupa Birliği ülkelerine. Avrupa Birliği ülkelerinde
Böyle sıkıntı olmamasına rağmen gene veriyor teşbihi. Evet. Dışarı satanın önüne gene veriyor teşbihi. Evet. Gene veriyor desteği. Sırf satsın diye veriyor. Namun desteği veriyor. Efendime söyleyeyim nakliye desteği veriyor. Hep de bunlar... Ki üretimi durdurmamak amacıyla. Sen bana korsan olacak aynı bütçeyi, tarım bütçesini, 220 milyon lira bu bütçeyi. Damaskarlık yaparsan, boş olmaz. Buradaki bütçe iki katlaşılması lazım. Ek bir bütçe oluşturulması şarttır diye ben günlerce söyledim. Bu bütçeyle bu iş olmaz. Siz bu bütçeyle bu işe bu dengeleri kuramazsınız. Dedim ben size. Evet. Bu bütçeyle yürürseniz yürüyemezsiniz dedim ben size. Ve bu bütçeyle, aynı bütçeyle geldiniz şimdi karşımıza. Diyorsunuz ki bize paramız yok, yok öyle bir şey. Siz kriz yaşanır. Siz savaş var. Bu insanlar döviz çıktığı için her şey pahalı alır. Bu ülkede ciddi anlamda sıkıntılar vardır. Ciddi anlamda zamlar vardır. Bunu bildiğiniz halde sahne sen dağılı. Siz bizim karşımıza gene bu bütçeyle gelirseniz, ha derseniz ki veremem, yapamam, edemem. Ya bizi bırakırsınız İmalatçı'yla karşı karşıya. Almazsa dök, alırsa, ne kadar alırsa, canı çekerse de alır. Böyle bir şey olamaz. Siz bu dengeyi kuracaksınız. İmalatçı'yla hayvancı arasında köprü olacaksınız siz. İnisiyatif kullanacaksınız ve bunu yapacaksınız. Ve doğru dürüst planlama yapacaksanız, ha diyeceksiniz ki, be hayvancı arkadaşlar, benim istediğim 20 ton keçi sütü, 30 ton koyun sütü, 300 ton inek sütü. Adam gibi koy dedim kendine yıllardır masaya. Yıllardır söylüyorum, koy bize masaya bunu. Ne istediğini bana masaya koy. Ben de buna göre bir planlama yapayım. 2021 yılı sonu geldi, gene masaya koyan yok bunu. 2022'de Nesten. Ondan sonra Sayın Müsteşar, Sayın Bakan çıkarken, bu sütümüz çoktur. 500 tona çıktı. Bu sütü ne yapacağız? İmalatçı almaz. Ama 500 tamam ton günlük sütümüz var. Şu anda dayandı 500 tona. Evet. Büyük baş, küçük baş sütü. Küçük baş sütü de şu anda büyüme var, şey vardır. Yoğun olduğu dönemde şu anda. Evet. Küçük baş sütü. Zaten küçük baş sütü isterler diye oldu bu. Biz de onun için seviniyoruz, seviniyoruz biz de. Küçük baş sütü artsın. Bunun sevincindeyiz ama. Çünkü Hellim'in tescili, Hellim'in tesciliyle ilgilidir bu küçük baş sütü. Ya Hellim'in tescili de, Hellim'in tescili de artık şeye kalktı. Hikaye. Anlamadınız yani onun açısından da artık bir şey yapamıyoruz bu konuda. Yapmamız gereken bu konu en azından Avrupa Birliği pazarına da bu ürünleri nitelikli olarak iyi fiyata satalım diye. Bu konuda uğraş veren yok. Uğraş veren yok. Artırıyoruz artırıyoruz. Üç gün sonra göreceksiniz gene imalatçı. Keçi sütü istemem diyecek. Koyun sütünü alamam diyecek. Fiyatlar yüksek diyecek. E o zaman Avrupa Birliği nasıl ihraç yapacak? Sorun kendileri yarın. Siz evet devamlı görüşüyorsunuz. Sorun kendileri nasıl yapacaksınız ihraçat Avrupa Birliği ülkelerine diye. Yani saygısını da alın. Biz günübirlik politikalarla bu işi ödemeyiz. Tamam Sayın Başkan, günübirlik politikalarla bu işi yürüdemeyeceksek, ben de bir üreticiyim. Burada birbirimizi hiç kandırmaya da gerek yok. Gerçekleri, realite neyse onları konuşmak lazım. Doğrusu neyse onu söylemeniz gerekir. Bugün sizin üretim yapabilmeniz için devletten istediğiniz hesaplamayı yaparak kendilerine sundunuz. Evet. Bu sunduğunuzun karşılığını alabilecek misiniz? Biraz sonra görecek. Beşten sonra görecek. Beşten sonra toplanacak, biraz sonra görecek. Sayın Bakan gelecek, bakanlık kurulundan görecek. Benim inancım yok. Peki inancın? Benim inancım yok bu konuda. Neden inancım yok? Çünkü bugünkü zihniyeti gördüğüm zaman, dünkü zihniyeti gördüğüm zaman, bir önceki günkü de gördüğüm zaman, ben yarınki zihniyetin ne olacağını okuyorum ben. Okuyorum ne olduğunu düşüncelerinin. O yüzden benim bu konuda hayvancının gerçek anlamda maliyetinin, bir litre süt maliyetinin ne olduğunu hepsi biliyor. Bu maliyeti alacağına ben çok fazla inancım yok. Neden? Çünkü onların kafası halen daha ne noktalar bilir misiniz? İmalatçı alabilecek mi? Bu süt satılabilecek mi? Bu süt elden alırsa ne olacak? Düşüncesinde değil ama bizi eziyorlar. Bunu düşünerek bizi eziyorlar. O yüzden bakınız işte ne diyorum ben size yine. Tamam biz de şunu ortaya koyuyoruz bakınız. Bu bir kırılma noktasıdır. Diyoruz ki biz de madem ki bunu düşünüyorsunuz, siz gerçek maliyetini masaya koyunuz, bizim bodrumumuz fiyatı ortaya koyunuz, biz de görelim ne kadar satılabilir bu sütün, ne kadar üretmemiz gerektiğini ve bu noktada da bundan sonraki süreçte zaten her şey bağlı, her şey zamlandı, her şey uçtu, biz de ona göre ekonomik gidelim, ya yemi düşürelim,
efendime söyleyeyim başka bir açılım yapalım. Daha fazla ot yedirelim, daha fazla kabuğu getirelim ve ona göre de bir üretim sistemi ortaya koyalım ki biz de ona göre bunu bilelim. Bunu da söyleyen yok. Çünkü ne diye biliyor musunuz? Şimdi bu sütü düşünürseniz, yer Haziran'da da ağlayacaklar. Süt bulamadık otellere verelim, süt bulamadık ara pazarına verelim, süt bulamadık bunu pazara verelim. Bulamayacaksınız. Çünkü siz ileri görmüyorsunuz siz. Ve siz bu bir iki aylık sıkıntılı dönemi açılım yapamıyorsunuz. Mart, Nisan, 15 Mayıs. Aslında 15 Mart'ta iki ay. İki ay için sen bu açılımı yapacaksın. Bu savaşın durumu belli olsun. Bu efendim sıkıntılı dönem atlatılsın. Bu dönemdeki yükseliş dengesizlik belli olsun. Yaz dönemi geldiğinde ne yapsan turizm açılacak, ihtiyaçlar artacak. Biraz daha doğru bir model oturabilir. Bunu görsün. Ama bunu düşünen yok. Bugün için bakıyorlar. Maliye Bakanı'nın müsteşarı veya Maliye Bakanı diyor ki biz size bu kadar destek verdik arpa için. Daha fazla verecek durumumuz yok. Ya halen daha küçükbaş hayvancının desteğinin kaç para olacağı belli değil. 2022 yılı için. Halen daha kaç para verecek belli değil. Ne zaman verilecek belli değil. Bu adamlar da sıkıntı içinde hepsi daha. Bu ülkede 5000 tane küçükbaş hayvancı var 4000'in üzerinde. Onlar da ne yapacak ya? 3,5 lira yapamayız diyecekler. Dolayısıyla dedim ben ot oldu. Ota olsun. Yalnız ot var ha. Yani eğer yağmur. Bunun dışında bir şey yok. Eğer yağmur. Yem alacak durumda değiller. Ortam. Arpayla durumda değiller. Ne yapacaklar Sayın ya? Sayın Başkan her gün geziyorsunuz. Orta Mesarya'daki durum iyi değil. Yani dane arpa olarak da baktığımızda bugün yağmur çok düşük. Yağmurlar yağdı derler ama ben gözlemlediğim kadarıyla hiç de öyle umduğumuz gibi değildir. Bilmiyorum sen ne bazı bölgelerde sıkıntı var. Yani bazı bölgelerde sıkıntı var. Evet. Bazı bölgeler yani çok iyi durumda değil. Yani bu Mart hatta Nisan 15'ine kadar birkaç yağmur olmazsa özellikle tarımsal olarak çok büyük sıkıntı var. Evet. Yani ürün olarak beklenirse takılı ürün olarak çok düşük verim alabiliriz. Evet. Hatta bazı arazilerde olmayabilir de. Evet. Bunların iyi denendirilmesi gerekir. Ümit ederim ki bu birkaç 3-5 gün içerisinde bir yağmur gelir ve o noktada olsun bir miktar verimli bir yıl yaşarık ama ben buraya gelmeden önce birliğin içerisinde en az 50 kişi vardı. Hepsi beni bekliyorlar arkadaşlar. Hepsi de ne olacağını bilmiyorlar. Hepsi sıkıntı içerisinde. Hepsi de usandı bu işlerden artık. Yol oldu. Sayın Başkan ben yani siz... ne olacağını bilmiyorlar insanlar. Artık usandı. Tamam, kim... Çünkü neden biliyor musunuz? Sayın Sendalı. Adam her gün çiftliğine gittiğinde saat 3'te 4'te 5'te gittiğinde çiftliğine mutluluk etmek ister. Şu anda siz sağarsınız inek sütünü veya koyun sütünü veya neyi, keçi sütünü. Buzluğa dökersiniz. Bilirsiniz ki o sütle siz bu işi çeviremeyeceksiniz. Her gün hangi zammına karşı karşıya kalacak onu düşünüyorsunuz. Ve bu işlerin nereye gideceğini de bilemiyorsunuz. Hakikaten yaşanan 109 dolara düştü. Bunu bile dengesini sağlayamadılar. Ben, bedeli ödüyoruz şu anda bugün... 21 liraya. Psikoloji bozuldu. Ümit ederim ki biçim dönemi başlamadan bu akı yakıt fiyatı eski notalarına gelir. Tekrar düşürürler kendini ve iyi bir notaya getirirler. Ümit ederim. Böyle bir ümidim de yok ama ümit ederim ki belli bir şekilde bunu yansıtırlar piyasaya tekrar. Ama bunun yansıtılması biraz zor görünüyor. Bak, yani siz yani de... gerçekler bunlar. Bugün dünyada eğer Ukrayna-Rusya savaşı belli bir noktaya gelip bir ateşkes açıklanmazsa dünyadaki bu petrol bir gün 139 dolardan bahsettiğiniz varilini ama ansızın 107'ye ama iki gün sonra tekrar aynı seviyeye çıkıyor. Yani dünyadaki borsa da doğru düzgün çalışmıyor. Benim esas gelmek istediğim noktada bugün arka arkaya gelen elektrik zamı, mazot zamı, bugün arpa zamı girdiler olarak ham madde olarak soya, tane mısır, küspe, ayçiçek yağı bunlara gelen hepsi pelet, kepek. Devam et saymaya. Yani bunları sayayım. İnsanlar bir torba yemi. Bugün siz en basit peki söylediğiniz fiyat 320 TL. Arpa zamıyla ne olacak? Arpa zamıyla ne olacak? Şu anda peki 290 kusurdu. Şu anda 290 kusurdu. 1000 bu alara kapattı kapılar yem de vermez. Sabahtan beri yem vermez. Çünkü neden? Çünkü zaten alamıyor. O da sıkıntı içerisinde. Birçok insan aradı beni yem vermediklerini söylüyor. Binboğa'nın çünkü o da bilmez ne olacağını. Daha dün zamladı. 290 yaptı. Böyle arpa zamıyla yarın yine zamlayacak. O da ne olacağını bilmiyor. Ki arpa zamı olmadan açık ham maddeye gelen zamlardan dolayı. Yani, o da karakete koydu.
291 açıldı. Hadi gelin. Peki Sayın Başkan. Bu zam bu şekilde yansımaya devam ettiği sürece siz üretimi yapmaya devam edebilecek misiniz? Yazdım, yazıyı verdim. İmzayı da attım. Asıl bunlar yapsın üretimi. Ben dedim alın ya boyamanları, teslim alın geneli. Ya da adam gibi bir fiyat verin bize. Mezbaha götürmesin de. Ben dedim ben eve kime verdim? Dozer götürünüz mezbahalara. Da yavrudan alar lan. Yavru bu kuduları atasınız diye. Çünkü bu insanlar hanelerine basacaklar. Yazdım yazıyı imzadım. Bütün yönetim bu imza attı. Verdim genelere alın dedim. Yapın siz bu işi. Bizim evine maaş verin. Çok istemeyiz ya geçirelim yalnız. Geçirelim sadece. Alın yapın ya. Ya da alsınlar yapsınlar. Eğer karlıysa ben bir şey istemem genelden. Nesinler gibi arkadaşlar siz yalan söylersiniz. Ben 15 gün yaptım. Ödedim lan basıyorum da. Ödedim yemi de. Ödedim içiyi de. Ödedim elektriği de. Aa yaptım ben dedi desin bana. Aa bu kadar para kaldı desin bize. Demek ki biz burada boşuna bağırırık. Biz burada boşuna uğraşırık. Biz burada demek ki doğru söylemeyi desinler. O zaman ben de takdir edeyim beni. Sahne sende alır. Ne küçük, ne orta ölçekli, ne büyük. Hiçbiri kalmaz ayakta. Peki şu anda devletin de elindeki imkanlar kısıtlı. Bu kısıtlı imkanlarla size verebilecek, orta noktada buluşabileceğiniz bir rakam oluşturabilecek misiniz Sayın Naimoğulları? Sayın Esendalı. Yani siz saydınız zaten. Pandemiyi de saydınız. Ekonomik krizi de saydınız. Dövizi de saydınız. Ama bunlar bizi de yönetenler. Bunları görerek bu zamları yapmasın Sayın diyorsunuz Sendalı. Ki biz üretime devam edelim. Sayın Esendalı. Buyurun. Hükümet bütün bütçesini tablosunu önüne koyacak. Hükümet nerede özellikle nerelere ciddi anlamda destek verir? Turizmden tutunuz her türlü sektörün her yerine. Ve bugüne kadar nerelere boşu boşuna para verdiğini bakacak. Onlara verirken fuzili dünya kadar milyonlar TL, milyon TL paraları tarıma verdiği üç kuruşu veya efendime söyleyeyim dese edeyi arpayı düşünmeyecek. Bugün size diyorum bak verilen destekle zaten bugüne kadar bize yansımadı. Piyasa yansıdı. Bu noktada isterse de ben vermem desin hiç. Desin ki bir litre sütün maliyeti 10 liradır. Arpanın maliyeti budur be arkadaşlar. Efendime söyleyeyim hayvanın maliyeti budur. Ben size çekiliyorum kenara. Bütün destekleri imalatçılara vereceğim. Bu sütü satsın. Size bir şey vermiyorum. Bütün destekleri imalatçıya vereceğim. Satılsın. Tüketiciye vereceğim. Tüketsin. Onu da kabuluk. Onu da kabuluk. Çıkarsın desin ki ben A maliyeti budur. Sütün maliyeti. A canlı hayvanın maliyeti budur. Arpanın maliyeti 5,5 liradır ya 6 liradır. Yemin maliyeti budur. Hepsini koysun önümüze. Ben imza atacağım bunun adına. Sayın Başkan bugün size açıkladığı fiyatı 3,5 liraysa ne kadar sübvansiye ediyor? Yani 6 liraya mal oluyor kendine. Ya şimdi 5,5 TL civarındadır. Bunun maliyeti. Evet. 5,5 TL civarındadır. Yani 2 liraya yakın ya bir sübvansiye ediyor. Ama şu anda zaten arpanın en az kullanıldığı dönemdi. Sonra kotaya bağlandı. En az da kullanıldığı döneme girdik yani. Şimdi herkes ota girdi. Efendime söyleyeyim. Silaca girecek, sanaya girecek. Evet. Mart'ta Nisan bugün için en fazla ihtiyacımız olsa 15 bin ton arpa. 15 bin ton arpa. Zaten ellerinde vardır. Yaklaşık 5 bin ton civarında. Onu az az veriyorlar. 5 bin ton. 5 bin de geliyor dışarıdan. Evet. 15 bin ton olsa sen bunu dese edinle şu anda 15 bin ton arpayı şu anda 2,5 verseydin sen gene 30-40 milyon lira bir para verecektin. Sen bunu desteklemek için. Ama sen bu arpayı yaptığın zaman daha 5 lira yaptığında sütün 10 lira olduğunda sütün fiyatı da o zaman hayat pahalılığı ne kadar yapabileceksin ya sen tüketiciye sen ondan sonra acımının imalatçıya ne kadar yapabileceksin bu süt pazarlansın diye. Yani bunları zaten biliyorlar. Onun için size söylüyorum ki daha çok az para veriyorlar bu şekilde yaptıklarında ve efendime söyleyeyim üreticiyi destekliyoruz da diyorlar ardından da bu kadar destek verdik diyorlar. Yeme, arpaya ve süt üzerinden diyorlar. Ama bakıyoruz ki üretici hep sıkıntı içerisinde. Çünkü neden? Bizim ülkemizde akaryakıt zamlanırken güneyde olduğu gibi renkli akaryakıt yoktur üreticiye yarı fiyata verilsin. Onu soracağım. Bizim ülkemizde çıksınlar desinler ki ben bugünden itibaren evet. Hasan Hüseyin'i çağıracağım. Bu kadar hayvanı vardır. Bir aylık akaryakıt desteği olarak kendilerine al 50 bin lira sen, al 40 bin lira sen, al bir kart desinle bize. Bir kart desinle bize akaryakıt için. Akaryakıtı 10 liradan hesap etsinler.
10 üzerinde neredesin esinler bize? Ve 10 üzerinde günlük ne kadar kullandın kardeşim? Al sana bilet kart. Bir aylık karttır bu. Git bunu kullan. Git tarla ne biç, git onu biç. Ona göre ter, abi konuşalım bunları. Ona göre ter, al fiyatlandırmayı sadece yem üzerinde yapalım. Yeme göre yapalım. Dese esin bana. Elektrik. Yani onu söyledim. Elektrik daha önce. Elektrikte. %25 düşüş şey vardı, indirim vardı. Evet. Şimdi 10 kuruşa düşürdüler bunu. Şimdi diyorlar ki bana, bunu çabaları diyorlar. 50 kuruşa çıkaralım. Bir şey değişmez. Sen zaten 10 kuruşa düşürdün bunu. %25 indirim vardı. Sen 92 kuruş olan elektrik fiyatını 2.7'ye çıkarttın. Tam 3 katına çıkarttın. Sen bana düşürsen de burada 10 kuruşu 2.75'e çarpmış. Ne oldu yani? Ne çözdük burada? Yani %200 değil de %195. Yani bu biraz yani şeye yaşar artık ya. O yüzden Sayın Esen Dağlı bugün ineğin memesinden çıkan süt hayvancının imalatçının buzuna gelene kadar hep elektrik maliyetiydi bunlar. Soğuyacak, soğutulacak. Efendime söyleyeyim bir şekilde bu süt konulacak. Bunlar hepsi elektrik. O da geldi işte bir soru olarak geldi. Sayın Başkan elektrik konusunda yaptığı çalışmalarda elektrik desteği üretici bazında verilebilecek bir çalışma yapıldı mı? Yani şimdi Sayın Müsteşar diyor ki yani 50 kuruşa çıkaracak diyor. Onun çabası sebebi diyor Sayın Bakanlık Müdürü. Tabii ki bu noktada Sayın Esen Dağlı bu 50 kuruşluk destek de çok ciddi bir destek değil. Tabii bizim en büyük maliyetimiz tabii ki elektriktir ama akaryakıt ve yem maliyetleridir. Hammadde maliyetleridir. Siz öncelikle bu maliyetleri de bir şekilde desteklemeniz gerekir. Dünyanın her yerinde desteklenir. Tarımda, hayvancılıkta, araba, adam rasyonlarını aldığı gibi siz aynı fiyata alacaksınız. Adam cibini aldığı gibi, efendim gezdiği arabayı aldığı gibi aynı şekilde üreticinin traktörüne koyacaksınız. Aynı şekilde üreticinin su motoruna koyacaksınız. Nasıl olur bu şeyler? Yani üreticiyi kendi iş aracına da aynı şekilde ki koyarsa, onun gibi koyarsa o zaman burada bir anlamı yoktur. Bu işte üretimin kesini yapsınlar. Dünkü soğuğun içinde gördüğümüz soğuğun ne biçimidir? Evet. Kesin o soğuğun içinde de sabahta inek sarsınlar. Gitsin de yem yapsınlar. Mandıraya gitsinler. Yapsınlar bu işi görelim edelim. Kesinlikle Sayın Başkan haklısınız. Bu konuda saat 4'te 3'te kalkan üreticinin güneş doğmadan o soğuğun içerisinde yapmış olduğu çalışmada herkes tabii ki tüketiciye ulaştırılana kadar ne kadar hizmetler verildiğini herkes biliyor bunu ama benim anlatmaya çalıştığım bu üretimi yapmak zorundadır bu ülke. Ha bu üretimi yaparken de bu üretime bu destek elzemdir. Yeni ek bütçeler yapılıp tarıma, hayvancıya, çiftçiye. Çünkü bize pandemi şunu gösterdi. Ekonomik sektör olarak, ekonominin lokomotif sektörü olarak turizmdendi ve üniversitelerdendi. Fakat pandemi bize dedi ki dur. Pandemi ne yaptı? Pandemi olunca öğrenci gelmedi. Turist gelmedi. Ne kaldı elimizde? Elimizde bu ülkedeki tarım, hayvancı ve çiftçinin yapmış olduğu üretim kaldı. Zaten sanayimiz belli. Küçük sanayidir. Büyük sanayi, ağır sanayimiz de yok bizim. Yani bu ülkenin gerçekleri ortadadır. Bu üretimi, bu yerli üretimin önünü açmak için neler yapılması gerektiğini söylemek gerekiyor. Bugün üreticinin geldiği bu noktada eğer biz üreticinin önünü açamazsak sizin de imzaladığınız ve yönetim kurulunun da imzaladığı liste gider bakanların önüne artık kendileri düşünüp karar verecek diye düşünüyorum. Evet, yapılması gereken önemli şey denetim. Bu ülkede denetimsizlik ciddi anlamda aldı başına gidiyor. Ve en büyük sıkıntı da buradadır. Gerek yem hamatesi getirenler, gerek yem satanlar, gerekse süt ürünleri imalatçıları, gerekse bunun yanında birçok noktada her nokta gerekse kasabı, gerekse diğer satış noktaları. Hepsi denetim noktasına girmesi lazım. Denetim yok. Bunun yanında siz her zaman ortaya koyduğumuz anlayış şudur. Denetim yokken siz bu ülkede ben yönetirim ülkeyi diyemezsiniz. Neden? Çünkü ben görüyorum ki bu ülkeyi yönetenler siyasiler değildir. Siyasiler sadece seçim döneminde seçimi geçene kadar, sandıktan çıkana kadar halkı nasıl kandıracağımın peşindedir. Bunun yanında bu ülkeyi yönetenler tüccarlardır, iş adamlardır, ithalatçılardır, zenginlerdir. Çünkü neden? Onlar istediği biçimde, istediği fiyatı ortaya koyuyor. Hiç kimse gene dur, nereye gidiyorsun? Marketçi
Aldı başını gitti, her gün damlıyor etiketleri değişir markette. Kim sorabilir gene, ne değiştireyim her gün etiketleri be? Bu ürün burada bu fiyat, burada bu fiyat. Kim sorabilir gene? Sana ne diyeceksin, sen kimsin be? Diyebilir miyim sen burada kurumla, hani ben sanayi odası? Hani ticaret dairesi, sanayi odası diyorum, sanayi dairesi? Hani ticaret dairesi? Hani belediyeler? Hani senin Tarım Bakanlığı'nın kurumları? Bunu kim denetleyecek be? Ben mi denetleyeceğim gidip? Gidelim dedin, durma bakalım. Sen nasıl %300'den koydun be buna? %300 arttırdın sen bunu. Sen kimsin be de bunu yapıyorsun be? Bu halkı soyuyorsunuz. Kim diyecek buna? Yani bunu söyleyecek olan, yani bu kadar bir, böyle bir ilacı koyamıyorsa bir siyasi otorite, böyle bir ilacı koyamıyorsa siyasi otorite, o zaman burada ben yönetirim demez kimse bu ülkeyi. Ticaret odası diyor ki, ben 13 bin dolara getirdiğim bir tır 40 bin dolar oldu. Ben getirdiğim mala eğer koymazsam ben altından nasıl kalkacağım? Koysun ya. Koysunlar şey, maliyeti neyse onu koysun. Koysun da neyse ödediği de onu koysun. %200 de zam koymasın, kar koymasın üzerine. Biz kar mı yapalım şimdi? Biz zararın içinde battık. O %200 de kar koyalım. Boyun altına kalalım diyor, boynu kopsun diyor. Ne hali varsa görsün diyor siyasetçiler diyor, hükümet diyor. Adamın ne işleri varsa görsün diyor. Sen gümrükten giren ürünün kaça girdiğini bilmiyor musun? Bak bu arada orada faturaya bellidir. Evet. Bu ürün bu fiyata girer. Nasıl da bu fiyata satılır be bu burada? Bu hesabını soramam. Soramaz mı size bu hesabını? İsterse sorar. Kim soracak? Devlet. Hani soramıyorlar çünkü korkuyorlar. Suçadan korkuyorlar. İtiraçadan korkuyorlar. Sebebi? Sebebi eski yılların baskısı. Eski yıllarda yaşananlar. Geçmişlerdir sebebi. Daha da derine inmemek lazım. O geçmiş onları halen daha bir adım öne gitmelerini engel oluyor. Sayın Başkan, inanın samimiyetle şunu belirtmek isterim. Bizim ülkemizin ayakta durabilmesi için sizin gibi üreticilerin ayakta kalması lazım. Eğer biz üretimden koparsak bu ülke tamamıyla çok zor durumlara girecek. O yüzden orta bir yol bulacağınıza inancım tamdır. Eğer devlet size önereceği şeyleri siz de eğer yukarı doğru giderseniz bir anlaşma sağlayamayacaksınız. Zor günlerden geçiyoruz. Birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Toplumsal düşünmemiz gerekiyor. Eğer bireysel çıkarlar toplumsal çıkarların önüne geçmeye başladıysa ki bu öyle gözüküyor, işimiz çok zordur. O yüzden devletle ortak bir paydada buluşmak için siz de elinizden geleni yapacağınıza inanıyorum. Bu konuyla ilgili de son sözlerinizi alalım ve ona göre programımızı bitirelim. Sizin gibi düşünenler kalmadı, bu toplumda artık azaldı. Olması gereken üretimin ve olması gereken bu topraklarda var olan insanların üretime sahip çıkmalarını gerektiğini düşünenler çok kalmadı. Özellikle yani ne konuştuklarıyla ne yaptıkları insanların bağdaşması lazım. Dün ne konuşursunuz, bugün ne yaparsınız anlayışı içinde olursanız orada birçok çelişki vardır. Ama ne yazık ki bizim halkımız hiçbir zaman bedel ödetmedi. Bu yanlışı yapanlara, bu hataya girenlere, bu yalan söyleyenlere, bu halkı kandıranlara bedel ödetmedi. Bunun acısını çekiyoruz biz. Bunun sıkıntısı çekiyoruz. Herkese hesabı soracaksınız. Herkese hesap sorulması lazım. Herkese hesabı vermesi gerekir. O yüzden biz dün olduğu gibi bugün de bedel ödemeye devam ediyoruz. Ve bedel öderken de özveri yapmak her zaman bizim işimizdir. Yapıyoruz. Eğer gerçekten iyi niyet, gerçekten bu ülkenin hayvancısına karşı doğru bir politikayla yanaşılırsa bir tabi özveri gösterdik. Her zaman üreticinin sadece ayakta kalabilmesini sağladık. Kardan vazgeçtik. Borcu ödensin. Bu işletme dönsün. İçindeyiz şu anda. Bir savaş vardır, bir kriz vardır, bir olumsuz ortamlar vardır. Bunun dışında bizim burada kişisel hareket etmeye böyle bir lüksümüz söz konusu değildir. Kim ise de olsun, hangi üretici olsa olsun, kendi açısından konuşsa bile, kendi çıkarlarına göre konuşsa bile, sonuçta burada bir birlik yönetimi vardır, bu birlik vardır. Onların konuşmalarını biz hepsini toparlarız, doğru noktaya getiririz. Herkesin talebi, kendine göre bir talebi vardır. Biz onları bir harmanlarız ve ona göre doğru noktalarda doğru şekilde yürütülmesini hedefleriz.
Herkesin sorunu ortaktır. Herkesin çilesi zamlardır. Herkesin çilesi geçimdir, gelecektir. Bunun için bu ortamda zannetmesinler ki bizim niyetimiz kötüdür. Biz onu söyleyerek, bunu söyleyerek anlaşındayız. Hayır. Biz kaosa atmak değil, yollara dökülmek değil, eylem yapmak değil, vurup kırmak değil amacımız. Amacımız bizim yıllardır ortaya koymuş olduğumuz yarını kurtarmaktır. Üretime devam etmektir. Bunun da arkasında duracağız. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne isterlerse ortaya koysunlar, biri gider, başka biri gelir. Biri gider, ötekisi gelir. Biz sadece bunu değiştiririz. Yaptıkları yanlışları ortaya koymaya devam ederlerse, bizim görevimiz bunları değiştirmektir Sayın Esendağlı. Biz doğru olanı, doğru zihniyette olanı, üreticinin yanında olanı, halkın asgari ücretinin yanında olanı getirmek görevimizdir. Zahmetmesinler seçimle seçim olur bu işler. Bu işler her gün olur, her gün değişir. Evet. Bizim görevimiz de budur. Teşekkür ederim. Yani gelen bir son bir soru var. Bunu da size sorayım da ona göre bitirelim. Bugün Naimoğulları'nın geçen defaki yapmış olduğunuz programda canlı hayvan satışlarında bir kıvırdama olduğu, küçük başta kuzuların iyi bir fiyat elde ettiği, büyük başta sıkıntı var ama büyük başlar da belli bir fiyata oturduğu ve bu neticede elindeki besicilik yapan ya da danası olan erkek danadan bahsediyorlar. Tosundan Kıbrıs şivesiyle ve küçük baştaki kuzudan da elinizdeki son durum ne aşamadadır? En azından küçük baş hayvancı elindeki kuzusunu satabilecek duruma geldi mi? Ve büyük baştaki de dana ne aşamadadır diye bir soru var efendim. Sayın Sedalı, bu zamlar böyle giderse, bu kriz bu şekilde çözülmezse, önümüzdeki ortamda çok satılık hayvan var. Şu anda böyle çok kapanacak çiftlik var. Birçok çiftlik kapanma aşamasına geldi. Çok daha satılacak hayvan var. Bu noktada eğer direniyorsa küçük baş hayvancı biraz ot vardır diye söylüyorum. Ot anda bir şey olmaz. Yem ister, destek ister. Desteğe ödenmesi lazım. Cidden haber artırılması gerekir. Bunun da fiyatını, bir maliyetini ne istediğimizi ortaya koyduk. Bunun yanında büyük baş hayvanda eğer bu yem maliyetleri bu şekilde devam ederse ve siz onun üretmiş olduğu tek gelir kaynağı olan çiğ sütü fiyatını doğru noktaya getirmezseniz ve bunu Türkiye pazarına bağlarsanız ve Türkiye'deki Tarım Bakanlığı'nın ve Türkiye'deki Tarım Otoritesi'nin fiyatına bağlarsanız bu noktada zaten önümüzdeki dönemde, önümüzdeki haftalarda çok uzun değil, çok hayvan bulacaksınız. Kapatma mandıralı bulacaksınız. O yüzden böyle olduğunda o zaman üreticinin elinden beleş alınmaya kalkacaklar. Aynen bu durumu yaşayacaklar. Bunun da farkında değiller. Bak bunun bile farkında değiller. Geldiğimiz ortamda yaşanan durum budur. Bunun için çok dikkatli olması lazım. Çünkü kimse gidip de 320 litre torbası yem alıp da ineğe yedirmez. 20 litre süt alsın. 20 litre süt alacaklar neyi kapayacak? Hangi borcunu kapayacak? Yani 20 litre sütü bugün eğer büyük başta 10 lira geldiğinde 20 litre süt 10 lira gelirse gene kurtarır. Yani 10 lira gelirse yani onu demek istiyorum. Ya hesaplarım şimdi 200 lira ama yani 10 lira gelirse diyorum. O ki öyle bir durum yok. Benim aldığım şey 6,5 ya da 7 lira olsun üreticiye büyük başın bilgi. 13 lira da küçük başa verileceğini. Ya o da arpa zamıyla birlikte. Evet arpa zamıyla. Arpa zamıyla birlikte. O zaman arpa zamıyla birlikte olduğunda gene içinde olmazsınız değil mi? Ya peki ya, çünkü %40 arpa zam geldi. O otomatikman torba bazında 30 TL yansır. Bir torba yeme 30 TL yansır. Anladınız mı? Yani bugün 290 olan yem 320 olacak. Neye kapatacaksınız? Peki Sayın Naimoğulları, Güney Kıbrıs'taki durum nedir? Bizimle olan baktığınızda. Şimdi Güney Kıbrıs'ta da durum çok çok, çok iyi değil. Yani fiyatlar orada da paralıdır. Ama sütün fiyatı da yüksektir. 60 euro sent. 60 euro sent bugün 10 liradır. 9 liradan yukarıdır. Evet. Şimdi en azından tabii ki süt fiyatları iyi olduğu için bunu dengeleyebilirler. Peki, küçük baş hayvan sütü 1 euro 10 senttir. Keçi sütü 70 senttir. Destek bazında Avrupa Birliği ülkesi değil. Avrupa Birliği geçen günde 45 milyon euro destek ayırdı. Tarımsal bütün 36 milyon euro. Evet. 36 milyon euro ekstra tabii ayırıyor devamlı. 36 milyon euro bütün tarımsal hem tarıma hayvancılığa çok büyük destek ayırıyor. Bizde var mı böyle bir destek? Böyle bir şey yok. Avrupa Birliği'ne defalarca çağrı yaptım. Gel bize de destek ver diye.
Avrupa Birliği serbest seçimle ilgili olarak açıklayacağız, açıklayacağız. Onlar da çifte standart uygularlar. Bunu siz de gözlemlediniz. Onu gözlemliyoruz yani biz, biliyoruz. Evet. Bekir Karaböcek yazmış efendim. Sayın Mustafa Naimoğlu, süt 63 sent değil, yanlış konuşun diyor. Kaç sentmiş? Kaç sentmiş? Sayın Karaböcek, kaç senttir güneyde? 60 sent dedik biliyor. 60 sent? Evet. 60 sent de tamamdır. Evet, eklemek istediğiniz bir şey var mı efendim? Geldiğimiz durumu izah ettik. Biraz sonra göreceğiz ne olacağını, nereye gideceğimizi, ne ortaya koyacaklarını göreceğiz. O yüzden şu anki durum çok işler acısı değil. O yüzden Sayın Esen Dağlı, ümit ederim ki iyi niyet, ümit ederim ki üreticinin durumu gözlemlenir. Ümit ederim ki daha ciddi, daha olumlu açılımlar yapılır ve en azından bu kriz dönemini çok büyük zarar almadan atlatırız diye düşünüyorum. Evet, bu kadar yoğun işlerin gücünün içinde bizi kırmayın. Sağ olasınız. Ben sizlere çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İnşallah buradan çıktığınızda ve Sayın Bakan ya da Bakanlar Kurulu'ndan çıkacak olan kararı yönetim kurulunuzla değerlendirip bir anlaşma sağlarsınız. Çünkü ülke birlik olma zamanıdır. Ne o taraf ne bu taraf ülkede birlikte hareket edersek bir yerlere varacak. Çünkü bu geminin içerisinde bir şey olacaksa hepimiz olacak. Yalnız bir kişiye olmayacak. Geldiğiniz için de size çok çok teşekkür ederim. Evet, bir Her Şey Masada programının yine sonuna geldik. Kendinize iyi bakın lütfen. Elden bırakmayın, kurallara uyalım. Çünkü pandemi devam ediyor. Belki çok bulaşım olmuyor. Çok rahatsız edici değil ama pandemi devam ediyor. Maske, mesafe ve hijyene dikkat edelim. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.